Kadir Devir ben, Edesa TV editörü. Bugün Dünya Gazeteciler Günü. Bugün sizin için ne ifade ediyor? Aslında cümlelerime başlamadan önce bugün 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü. Gazeteciler Günü'nde çok sevdiğimiz meslektaşımız, büyüğümüz, bir abimizin defni var. Yine bir gazeteci, Gazeteciler Günü'nde toprağa vereceğiz. Sayın Coşkun'a, Bekir Coşkun'a ve ailesine başsağlığı diliyorum öncelikle. Devam edecek olursak, gazetecilik bir gönül işidir, para kazanma işi değildir. Gazetecilik bir sevdadır, asla gelir geçer bir iş değildir. Bu işe bir kez girersin, bir daha çıkamazsın. Her gün farklı şeyler öğrenirsin, günden güne kendini geliştirmeye devam edersin. Siyaseti, ekonomiyi, politikayı, sporu gazetecilikte öğrenirsin. Gazetecinin bir cebi delik, eşi duldur dersem, aslında yanlış olmaz, güzel de bir deyim. Daha önceden duymuştum. Gazetecilikle asla mesai kavramınız olmaz. Eviniz, çoluğunuz, çocuğunuz vesaire sürekli haberlerinizin gerisinde kalır. İlk önce haber odaklı yaşarsınız. Belli bir yere kadar neredeyse kazanmazsınız. Sürekli günü geçirmeyle devam edersiniz. Ben Hüseyin Özkan, Gazete İpek'in sorumlu yazışlarım diliyorum. Bugün 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü. Bugün sizin için ne ifade ediyor? Bildiğiniz üzere gazetecilik demokrasilerin olmazsa olmazı, kamuoyunun haber alması açısından tarafsız, güvenilir, bilgi ulaşması açısından gazetecilik mesleği çok önemli bir meslek. Yalnız bugün gazetecilik mesleğinin İcra kısmına baktığımızda gazeteciler çok büyük zorluklarla karşı karşıya kalıyorlar. Örneğin mesela gazeteciyle ilgili meslek örgütlerinin açıkladığı raporlara baktığımızda 2017 yılından günümüze kadar 160 civarında gazeteci çatışma bölgelerinde gerek savaşlarda gerekse böyle baskın olduğu yerlerde hayatını kaybetmişlerdir. Özellikle de Orta Doğu'da, Irak'ta, İran'da, Mısır'da hala gözaltında olan mesleğini icra ederken hayatını kaybeden bir sürü arkadaşımız bulunmakta. Yine gazetecilik meslekleriyle ilgili örgütlerin açıkladığı raporlara baktığımızda ülkemizde de mesela cezaevinde olan sadece gazetecilik faaliyetini yaptığı için cezaevinde olan 250'ye yakın gazeteci bulunuyor. Yani bugün aslında çok anlamlı bir gün ama maalesef gazeteciler gerek dünyada gerekse ülkemizde mesleklerini icra ederken bir sürü zorlukla, tehditle, baskıyla karşı karşıya kalmaktalar. Sadece gazetecilik faaliyetini yaptığı için bugün cezaevinde olan, tehditle karşı karşıya kalan, baskı gören, hatta işini kaybeden bir sürü meslektaşımız bulunuyor. Peki sizce bu kadar gazeteciye yeteri kadar destek ve değer veriyor mu? Yani ulusalda sorunlar olduğu gibi yerelde de sorunlar var. Yerelde mesela ne gibi sorunlar var? Yine yerel yöneticilerin, gazetecilere bakış açısı, yerel yöneticilerin ve siyasetçilerin gazetecilere bakış açısı zaman zaman farklı anlamlar yüklenebiliyor. Mesela bir haber peşinde koşuyorsunuz günlerce, onu servis ettiğinizde yerelde mesela çok büyük baskıyla, tehditle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. İşinizi kaybetme riskiyle karşıya kalabiliyorsunuz. Yani yeterince değer bulunmuyor maalesef gazetecilere. Bizim Şinasi İnan, İhlas Haber Ajansı'nın Şanlıurfa muhabiriyim. Yaklaşık 20 yıldır basın sektörünün içerisindeyim. Gazetecilik mesleğini severek yapıyorum ve severek de başladım. Gazetecilik benim için çok önemli bir meslek. Mağdur insanların nerede olduğunu, ne tür durumda olduğunu bulup bunları en azından yetkililere duyurması konusunda bir şeyler yapmak benim için en büyük mutluluk. Çünkü onların ihtiyaçlarını gideriyoruz. Onun dışında insanların toplumda olan olaylardan haberdar olmalarını sağlıyor. Gazetecilik çok zor bir meslek. Özellikle Türkiye'de parası bol, eşi dul denilen birkaç meslek var ama bizim mesleğin parası da yok. Eşimiz de dul.
O yüzden biz diğer mesleklere göre biraz daha zorluk çekiyoruz. Özellikle Şanlıurfa'ya baktığımız zaman, Şanlıurfa özelinde gazetecilik çok da yerinde değer gören bir meslek değil. Çünkü maalesef ki Şanlıurfa'nın birçok yöneticisi gazetecileri sadece kendi haberlerini topluma duyurması konusunda önemli görüyor. Onun dışında herhangi bir şekilde gazetecilere verilen bir değer ben maalesef ki göremiyorum. Çünkü son dönemlerde özellikle dikkatimi çeken bazı hususlar meydana geldi. Basın Bayramı, Gazeteciler Günü, Çalışan Gazeteciler Günü diye 3 tane gazetecilere ait yılda gün var. Bu günlerde hiçbir zaman gazeteciler hatırlanmadı. Hiçbir zaman sayılmadı, hiçbir zaman gazeteciler ziyaret edilmedi, bir çiçek gönderilmedi. Bu da aslında bizim onlar için yaptığımız çabanın, gayretin, toplum için yaptığımız gayretin ne kadar da karşılıksız olduğunu görüyoruz. Ama buna rağmen biz vicdani olarak bu görevi yapmak zorundayız. Şanlıurfa çok zor bir yer bu konuda. Bugün de 21 Ekim Gazeteciler, Dünya Gazeteciler Günü 1860 yılında İbrahim Şinasi tarafından çıkarılan Tercüman-ı Ahval gazetesinin ilk baskısı olduğundan dolayı bugünü Dünya Gazeteciler Günü olarak Türkiye'de kutluyoruz. Bu o günde PTT tarafından bir de pul basıldı. Bu yüzden 100. yıl önemi de var bugünün tabii ki. Ama bunlar tabii ki bizim için çok böyle ön planda tutulacak mevzular değil. Biz özellikle gazeteci arkadaşlarımızın sorunlarını, problemlerini sahada gördüğümüz için bu konuda bir şeyler yapma gayreti içerisinde oluyoruz. Tabii bunun için bize dışarıdan da destek gelmesi gerekiyor. Yani biz ne kadar çaba gösterirsek gösterelim, burada hem basın patronları, hem kurum amirleri, müdürleri, valiler, daha üst seviyede meclisteki vekiller, mebuslar olsun, başbakan, cumhurbaşkanı şeklindeydi tabii. Daha önce başbakan vardı, şu anda yok. Bunların da basın için bir çaba harcaması tabii ki bizi çok mutlu ediyor. İnşallah olacak diye umut ediyoruz. Bugüne kadar ben çok da öyle üst düzey bir şey görmedim. 5 yıldır Urfa'dayım. Gidiyoruz, haberimizi çekiyoruz. Kendilerinin ihtiyacı olduğu dönemlerde orada oluyoruz. Bayram olduğunda bayramlarını kutluyoruz. Kutlama mesajlarını yayınlıyoruz. Önemli gecelerde, kandillerde mesajlarını yayınlıyoruz. Ama bir basın bayramında maalesef ki onlardan bizim bir basın bayramını kutlama mesajı gelmiyor. İşte bu insanı gerçekten derinden üzen bir mesele. Bunu nasıl çözebiliriz? Biz arkadaşlar olarak birlik içerisinde olmak zorundayız. Urfa'da 6-7 tane cemiyet var. Yani bu çok üzücü bir durum. Urfa'da bir tane cemiyetin olması lazım. Birlik içinde olunması gerekiyor. Çok sayıda gazeteci var. Piyasada çok sayıda ne olduğu belirsiz site var. En önemlisi. Bir bakıyorsunuz birisi kurumun birinde çalışıyor. Kendine bir site açmış. Ve bu site üzerinden rahatlıkla propaganda yapabiliyor. Yani bunların önüne geçilmesi gerekiyor. Bunların önüne geçtiğimiz zaman basının değeri ortaya çıkacak, gerçek gazetecinin değeri ortaya çıkacak, sahada çalışan gazetecinin emeği karşılığını bulacak diyorum. Tekrardan buradan bütün gazetecilerin Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. İsmim Eyüp Dal. Şanlıurfa'da yaşıyorum zaten. Şu anda Edesa TV'de çalışıyorum editör olarak. 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü. Aslında çok farklı anlamlar var. Çünkü zor durumda çalışan gazeteciler olayları gündeme getirmeye çalışan gazetecilerin günü. İnsanlık namına gazetecilerin çok büyük bir rol üstlendiğini düşünüyorum. Gerek yapılan zulümlerin, gizlice yapılan zulümlerin ortaya çıkarılmasında, haksızlık konusunda, gerek yetkilileri uyarma konusunda, toplumu aydınlatma konusunda, devlet kurumlarının
devlet kurumları ile halk arasında bir köprü vazifesi gören bu gazetecilerin de bir günü olması benim için oldukça büyük bir anlam ifade ediyor elbette. Yani bu şekilde aslında bu sadece bir günden ibaret kalınmamalı. Gazetecilerin ya da gazetecilere toplumun bakışı veya yetkililerin bakışı aslında biraz daha değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Merhabalar, ben Yeni Urfa Gazetesi Haber Müdürü Mehmet Er. Mehmet Bey, bugün 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü. Bugün sizin için ne ifade ediyor? Vallahi işin gerçeğini söylerseniz siz aramadan önce benim Gazeteciler Günü olduğunu bile unutmuştum. O derece yani unuttuğuma göre demek ki pek bir şey ifade etmiyor benim nezlimde, öyle söyleyeyim. Yani hatırlanmak güzel şey tabii. Birkaç tane mesaj geldi. Yeni söyleyeyim. Biraz önce birkaç mesaj geldi. Onun dışında pek bir organizasyon olmuyor. Sadece 10 Ocak'ta bizim derneğin yaptığı faaliyetlerle gündeme geliyoruz. Onun dışında çok fazla bir anlamı yok gibi. Şimdi ben Türkiye'nin birçok yerini gezdim. Birçok ilinde bulundum. Birçok ilinde kaldım, öyle söyleyeyim. Gazeteci olarak birçok ile seminere gittik, programlara gittik, toplantılara gittik. Bu toplantılarda ben yeterince değeri gördüğümüzü sanıyorum. Ama bunun tam tersi, Şanlıurfa'da bu değer yeterince verilmiyor. Mesela ben yaklaşık 20 yıldır bu sektörün içindeyim. Geçmişte ilk başladığım yıllarda Hizmet Gazetesi'nde başladım mesleğe. Hizmet Gazetesi'nde Nuri Okutan, Bülent Okutan, rahmetlik Bülent Ömer Okutan, onlarla beraber yani böyle özel günlerde şehrin önde gelenleri, belediye başkanları, valiler bizzat o gazeteye gelerek o günlerini kutluyorlardı. Çiçeklerle böyle çikolatalarla filan gelerek sohbet ediyorlardı. Bizzat işte biz geldik. 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nde gazetecilerin gününü kutlamak için. Ama şu anda öyle bir organizasyon yok. Yani sadece işte bir basın bünteniyle geçiştiriliyor. 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günleriniz kutlu olsun diye toplu halde atılan bir maille bu özel günler geçiştiriliyor, öyle söyleyeyim. Gazetecilik zor bir meslek. Genelde kafa yoran bir meslek. Hatta dünyanın en zor mesleklerinden biri, ben öyle söyleyeyim. Üstadlarımız da öyle söylüyor daha doğrusu. Ben onların yanında hiçim, öyle söyleyeyim. O yüzden zor bir meslek, kafa yoran bir meslek. Beden yorgunluğumuz oluyor. Sürekli sahada çalıştığımız için, sahada çalışan arkadaşların da işi hiç kolay değil bu arada, onu da söyleyeyim. Özellikle de şu pandemi döneminde çok aşırı tehlike ve risk altındalar. Ben de bunlardan biriyim hatta. Elimizden geldiği kadar çok fazla temas etmiyoruz, uzak duruyoruz, şey yapıyoruz ama yine de en riskli mesleklerden biri. Ama gençlere tavsiye eder misiniz diye sorduğunuzda tavsiye edebilirim. Eğer bu işe hevesleri varsa, yetenekleri varsa, zaten yeteneksiz hiçbir şey olmuyor. Yetenekleri varsa, hevesleri varsa bu işi yapabilirler. Mehmet Can Bey ile Yeni Urfa Gazetesi'nin ortaklarındanım. Bugün gerçekten hem Türkiye'deki gazeteciler, hem Urfa'daki, hem dünyadaki gazeteciler için önemli bir gün. Ama gazeteciler gününün sadece bir günle sınırlı olması, tabii bu da doğru değildir. Şartlar açısından baktığımız zaman hakikaten son zamanlarda özellikle Türkiye'de gazeteciler çok zor şartlar altında görev yapıyorlar. Mesela fikir hürriyeti yok denecek kadar artık az. İnsanlar yazdıkları yazılardan dolayı maalesef cezaevlerindeler, cezaevlerine düşüyorlar. Hak, hukuk, hürriyet anlamında maalesef ciddi bir yoksunluk içerisinde Türkiye ve giderek de şartlar ağırlaşmaya başlıyor. Şimdi Türkiye'nin tablosu, genel tablosu böyle. Yerelde de baktığımız zaman aynı şekilde yerel basın üzerinde de özellikle güçlü erklerin ve iktidar kanadının bir baskısı olduğunu hissediyoruz. Maalesef bu güçler basına karşı çok ciddi anlamda devletin gücünü de kullanarak işte baskı altında tutmaya çalışıyorlar. Oysa ki her zaman dediğimiz gibi basın hürdür, hür olmalı.
Yani hiç kimse kalem asla ve asla satın alınamaz ve kırılamaz. Ama baktığımızda Urfa'da bunu kırmaya çalışan ve kırmak isteyen birçok cenahın olduğunu görüyoruz. Bu da tabii ister istemez basında çalışan arkadaşlarımızın moralini bozuyor, şevkini kırıyor ama azimleri yine yerinde. Her şeye rağmen biz gazeteciyiz, halkın yanındayız, halkın sorunlarını her zaman gündeme getirmeye, taşımaya devam edeceğiz. Karşımızdaki güç ne olursa olsun bildiğimiz yolda dik yürümeye ve özgürce yürümeye biz devam edeceğiz.